Madem bayramın arifesindeyiz, hadi gelin şöyle bir Kudüs'e doğru uzanalım. Bir de Kudüs'e uzanmanın maliyetine bakalım. Her karışında tarih var, her karışında peygamberlerin hatırası. Kudüs özellikle Ramazan ayında Müslümanların ziyaretiyle doluyor. Türkiye'den de büyük ilgi görüyor. İstanbul'dan geldim ben. Sırf burası için mi geldiniz? Tabii. Yani Kudüs, Mescid-i Aksa ve burası için geldim. İlk kıbleye ev sahipliği yapan Kudüs, Hazreti Muhammed'in övdüğü şehirlerden yoğun ziyaret alıyor. Peki bu kutsal gezi ne kadara mal oluyor? Turistin şirketlerine göre değişiyor. 550 dolar, 600 dolar. Müslümanların 3 kutsal ve kutlu mescidi ibadet etmenin ayrı bir sevap olduğu Mescid-i Aksa'yla bizzat aynaya yakın bulunmak için geldim. Evet, evet. Buradaki ayrıyeten yapılabilecek bir harcama hariç 1500 lira civarında. Kubbetüs Sahra, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç günü göğe yüksel taşın üzerine yapılan muhteşem yapı. Müslümanlar dünyanın dört bir yanından buraya akın akın geliyor ve burayı ziyaret ediyor. Bahsettiğiniz olay Miraç gecesi, yani Müslümanlara namazın farz kılındığı gece gerçekleşti. Allah-u Teala Mekke'den kulu Muhammed'i, peygamberimizi bir gece ansızın Mescid-i Aksa'ya getiriyor Burak isimli binitle. Peygamberimiz geliyor, burada gelmiş geçmiş bütün peygamberlere namaz kıldırıyor ve sonra karşımızda görünen bütün ihtişamıyla duran Kubbetü Sahra'nın tam kubbenin altında muallak taşın üzerine çıkıyor. Allah-u Teala'nın katına yükseliyor peygamberimiz. Yüz binler aynı anda saf tutuyor, bir arada oruç açılıyor. Türkiye'den de hayırseverlerin yardımıyla Ramazan boyunca her gün Mescid-i Aksa'da binlerce ihtiyaç sahibi iftarını birlikte yaptı. 1500 kişi iftar veriyoruz. Türkiye'deki insanlarımızın, hayırseverlerimizle topladığımız iftar şeylerle, yardımlarla, bağışlarla. Burada gördüğünüz gibi her gün 3500 bu sofralar her gün kuruluyor.